Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere İyi Parti, milletimizin adaletin tesisi ve çoğulcu demokrasinin yeniden inşası taleplerinden doğmuş, henüz iki yaşını bile doldurmamış Türk siyasetinin en genç partisidir. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Parti, kurulduğu günden bugüne değin, dayandığı hukuki ve demokratik geleneklerle, akılcı önerileriyle benimsediği nezaket ve zerafet diliyle kısa dönemde birçok şeyi başarmış, insanımızın geleceğe umutla bakabilmesinin önünü açmıştır. İyi Parti'nin kurulmasıyla Türk siyaseti birçok konuda değişim göstermiş ve bu değişim günlük yaşamımıza ve gelecek beklentilerimize de katkı sağlamıştır. Elbette yapacaklarımız, milletimize taahhütlerimiz bitmemiştir. Milletimizin çok kıymetli teveccüh ve sevgisi bizlere yeni ufuklar açmış, yeni sorumluluklar yüklemiştir. İYİ Parti bu sorumluluklarının bilincinde olarak ve milletin nevadi olarak adalet ve demokrasiyi önce kendi içerisinde gerçekleştirmek üzere her daim parti delegelerinin iradesine başvurmuş, onların karar ve yönlendirmeleriyle yol almıştır. Partimiz cumartesi günü gerçekleştireceği dördüncü olağanüstü kurultay ile birlikte 2017'den bugüne beşinci kurultayını yapmış olacaktır ki Türk siyasi tarihinde kurultay iradesine bu sıklıkla başvurma hususunda ikinci bir örnek bulunmamaktadır. Genel Başkanımız ve onun çizdiği istikamette siyaset yapan ve Türkiye'ye İyilikler vaat eden partimiz, sadece ortaya çıkan sonuçlarla değil, izlenen yöntemlerle de yakından ilgilenmektedir. Bu yöntemlerin demokratik yöntemler olmasına özel önem atfetmektedir. İyi Parti, her platformda kurumların, kurulların, partilerin ve devletimizin adil ve demokratik bir anlayışla yönetilmesinin vazgeçilmez görmektedir. Bu düşünce etrafında birleşmiş partililerimiz İyi Parti'nin bütün kongrelerinde dilediklerince görüşlerini dillendirmişler, serbestçe siyasi duruşlarını sergilemişlerdir. Ve tüm delegelerimiz bütün kongrelerde özgür iradeleri ve vicdanlarıyla oylarını kullanmışlardır. Bu demokratik prensipler üzerinde yürümeyi ve siyaset üretmeyi şiar edinmiş İyi Parti aynı azim ve kararlılıkla bir önceki kurultayda yaptığı değişiklikleri hayata geçirmek üzere 5. kurultayında da yine delegelerin iradesine başvuracaktır. 80 kişilik genel idare kurulunu daha hızlı, ve daha verimli toplantılar yapmak üzere optimal büyüklük olan 50 kişiye indirecektir. Kurultaydaki seçim şeklinin nasıl olacağı ve ilgili yapılan görüşmede genel idare kurulumuz blok liste yöntemi ile seçime girilmesini ve yine tercihin Genel Başkanımıza bırakılmasını kararlaştırmış olmasına rağmen Sayın Genel Başkanımız çarşaf liste yönteminin daha demokratik olacağını ve bu yöntemde herkesin özgür iradesi ve isteğiyle aday olma imkanına kavuşacağını ifade etmiştir. Genel Başkanımızın bu tercihine katılan Başkanlık Divanımız da kendisine destek vermiştir. Dolayısıyla seçimli kurultayımızda delegelerimiz genel idare kurulu üyelerini çarşaf liste yöntemiyle seçecektir. 23 Haziran'da Türk siyaseti yeni bir döneme evrilmiş, ülkemiz adına yeni imkan ve fırsatlar oluşturmuştur. Yeni dönemde bu imkan ve fırsatları ülkemiz ve milletimiz menfaatlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve devletimizi adaletin ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu, gelirin hakça paylaşıldığı bir yapıya kavuşturmak için İyi Parti bu kurultayla birlikte iktidar hazırlıklarına da başlamış olacaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızı İyi Parti bayrağı altına davet ediyor Dördüncü olağanüstü kurultayımızın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, iki gün önce başkanlık Divanımız, divanımızda yapılan değişiklik tüm medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Ekranlarını iyilik hareketine kapatan ve buçuk milyon oy almış bir partiyi yok sayan havuz medyası hemen harekete geçmiş, manipülasyon yüklü ve abartılmış yazılarla bu haberi İyi Parti'de bir çatlak varmış gibi manşetlerine taşımayı vazife saymışlardır. İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni dönemde Başkanlık Divanı'nda görev yapmasını Genel Başkan Yardımcısı Sayın Müsavet Dervişoğlu'nun da Grup Başkan Vekili olmasını öngören Genel Başkanlık kararı diğer partilerde aynı nitelikte yapılan değişikliklere nazaran büyük bir merak uyandırmıştır. Biz Havuz Medyası'nın bu ilgisini yeni dönemin İYİ Parti tarafından şekillendirileceği ve bu yüzden Havuz Medyası'nın bile bu süreçte iyi Parti'ye ilgisiz kalamayacağı şeklinde iyimser bir gözle değerlendiriyoruz. Kendi görevlerinde gayet başarılı olmuş iki arkadaşımızın görev değişikliği son derece olağan ve her parti açısından rutin değişikliklerdir. Sayın Ağır Alioğlu ve Dervişoğlu'nun yeni görevlerinde, Yine çok başarılı çalışmalar yapılacaklarına olan inancımızı ifade ediyor. Her ikisine de genel merkezimiz ve partilerimiz adına başarı dileklerimizi iletiyorum. Bu değişiklikle partimiz hem parlamentoda hem de genel merkezde yeni ve daha güçlü adımlar atacaktır. İyi Parti'nin bu güçlü yürüyüşü elbette birilerini rahatsız edecektir. Ama açık yürekle ifade ediyorum ki bugüne kadar ayar verdikleri muhalefetin aynısı ile devam etmesini arzulayan bu kesimlere rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Tabii ki millet varlığımız rahat ve huzura kavuşana kadar. Kıymetli basın mensupları, kayınpederden torpilli, Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat'ın havuz medyasının ekonomi müdürleriyle yaptığı toplantı körler sağırlar birbirine ağırlar şeklinde cereyan etmiştir. Damadın bu toplantıda çizdiği pembe ekonomik tablo akıllara acaba sayın bakan hangi ülkeden bahsediyor ya da bu bakan hangi ülkenin bakanıdır sorularını getirmiştir tüm sektörde cari fiyatlarla bile bir durgunluk hatta gerileme yaşandığı yaşanırken damadın çizdiği pembe tablolar sarf ettiği yarın bugünden daha iyi olacak sözleri ciddiyetten ve inandırıcılıktan uzaktır. AK Parti'nin yanlış politikaları yüzünden bırakın yarının iyi olmasını insanlarımız dününü arar hale gelmiştir. Günün sonunda neden bu hale düşüldü sorusuna mantıklı ve ikna edici izahat vermek yerine damat berat yüzlerce negatif veriyi gizleyerek işine gelen birkaç veriyle cevap yetiştirmekte hasta iyi oluyor açıklamaları yapmaktadır. Halbuki Türk ekonomisini komalık hale getiren AK Parti'nin yanlış ekonomi politikalarıdır. 17 yıllık AK Parti iktidarının yazboz tahtasına çevirdiği ekonomi yönetimi ve deneme yanılma yöntemine dayanan ekonomi uygulamaları yüzünden üretim ve istihdam düşmekte, bütçe açığı altından kalkılamaz hale gelmekte, işçi, memur, çiftçi, esnaf hayatının en zor günlerini yaşamaktadır damat berat, beklenen en kötü senaryolardan hiçbiri yaşanmamıştır diyebilmekte, adeta ölüme bakıp sıtmaya razı olmamızı ve zil takıp oynamamızı beklemektedir. Bakınız, burası çok önemli. Sayın Bakan, faizlerin yüksekliği enflasyonun sebebi değil, sonucudur. Eğer söylediğin doğru olsaydı tüm ülkeler faizleri sıfırlar, enflasyonu tamamen ortadan kaldırırlardı. Merkez bankasındaki ihtiyat akçesinin hazineye aktarılması bilançodaki bir kalemin yer değişmesi değildir sayın bakan. O yekün hem merkez bankasının hem finans sistemimizin hem de ekonomimizin güven endeksi anlamına gelir ki burası da çok önemlidir. Sayın Bakan dönem sonunda enflasyonun %15.9 olacağını bunun da hedefin tutturulduğu anlamına geleceğini söylemiştir. Merkez Bankası Başkanı ise bugün bakanın sözlerini tahkim etmek üzere yıl sonu enflasyon hedefinin %13.9 olarak değiştirildiğini ifade etmiştir. Sayın Bakan'a bu sözlerinden sonra 2014'te açıklanan 10. Kalkınma Planındaki tek haneli enflasyon hedefini hatırlatmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Vergi reformu çalışması yapıyoruz diyor Damat Bey. Daha önce yaptıklarına bakarak artan vergi oranlarını ve vergi yükünün sabit ücretli gelirlerin omuzlarına yüklendiğini görüp Aman damat bey yapmayın. Bırakın dağınık kalsın demek geliyor içimizden. Bu yanlışların hangi birini düzeltelim? Birçok kez söyledik, yine söylüyoruz. Ekonominin kurtuluşu önce damat Berat'tan ve onun beceriksiz ve işbilmez sadakat esasına göre atanmış ekonomi bürokların bürokta bürokratlarından kurtulmasıyla mümkün olacaktır. Ve tabii her şeyden önce mevcut bugünkü ucube sistemden kurtulmamız gerekecektir. Sayın Cumhurbaşkanına da bir çift sözümüz var. Ne ulusal ölçekte ne de uluslararası arenada ekonomi yönetimimize zerre kadar güven kalmamıştır. Değerli basın mensupları Malumunuz üzere AK Parti'nin yanlış Suriye politikası yüzünden sınırlarımızın hemen yanı başında kaotik durum devam etmektedir. Güvenlikli bölge oluşturulması yeniden ısıtılıp gündemimize sokulmuştur. Oluşturulacak bölgenin derinliği kimin kontrolünde olacağı, PYD, YPG'ye verilen silahların akıbetinin ne olacağı, ve terör örgütünün kurduğu askeri yapının tasfiye edilip edilemeyeceği gibi hususlar belirsizliğini korurken bölgede güvenlikli bölgenin oluşturulması ne denli güvenlik politikamıza uygundur? Türkiye'ye maliyeti ne olacaktır diye milletimiz merak etmektedir. Peşmergenin Irak'ta yaptığı gibi Suriye'nin kuzeyinde de terör örgütünün devletleşme sürecine girebileceği kaygısını taşımaktayız. Milli Savunma Bakanı'nın gerekirse biz güvenlikli bölgeyi kendimiz oluştururuz çıkışı ise onlarca bölgesel ve küresel aktörün cirit attığı 15 bin kilometre kare gibi geniş bir bölgede bunun mümkün olup olmayacağı sorusu da bir başka endişe kaynağımızdır. Öte yandan Rusya tarafından İdlib'de yavaş yavaş fundamentalist dinci örgütlerle sıcak çatışmaya çekildiğimizi görüyor. Uluslararası ilişkiler alanında büyük riskler ve tehlikelerin bizi beklediğini hararetli bir yaza dikkat çekiyoruz. İyi Parti olarak elbette dış siyasette milli politikalarımızın arkasında duracağız ama hükümeti zaman zaman uyarma vazifemize de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Var mı soru? Teşekkür evet. Teşekkür ederim.